Yani benim gazeteci olmam da 12 Eylül mağduru olarak vesile oldu. Ben gazeteci oldum. Şey, mahkum kadrosu, mahkum tezahürat çıkardı. Ben ondan da yaradım. Ondan. O sebep. Tek o zaman tek tezahürat. Ha. Bir gün mahkemeye çıktı. Suç ya okulu mu? Suç şeydi, geldi evde aldı işte. Örgüt benimle yüzleşiyor ya. İş var mı? Beni ele veren. Darbeden bir ay sonra Aşur'da bir taksi beni arabaya atarak buranın emniyetine getirdi. İşte biz Urfa emniyetinden gelmişiz. Birisini çıkardı, benimle yüzleştirdi ve beni Urfa'ya getirdi. Urfa sorgusuna getirdi. Urfa Tugay'ına. Orada da 45 gün kaldık. 45 kişiyle birlikte ellerimizi birlikte zincirleyerek Diyarbakır, Seyrantepe, Deve Geçidi'ne getirdi. Çıktık, bir yıl kaldıktan sonra dosyam bomboş, koşturmada yer yok diye bizi dışarı çıkardık. Tabii işkenceden biz böyle çok da darbe almıştık. Çok da fiziki olarak yara bere içindeydik halen. Yara izleri vardı. Ben 1963 doğumluyum. Liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına girdim. Diyarbakır Fen Fakültesini kazandım. Maalesef 12 Eylül 1980'de darbe oldu. Cezaevinde olduğum için kaydım yapılmadı. Hapishanede en ağır işkenceler, Filistin askısı, elektrik verme, bir de bu jopla böyle ellere vurarak ellerin böyle morarması, taplanması ve sonra tuzlu suyu betonun üzerine dökerek ve ellerini betona vurun diye o şiş gitsin, o yara gitsin diye. En büyük işkence oydu. Elin betona değdiği an sanki ruhun bedeninden ayrılırcasına gibi öyle bir işkence içine giriyordu. Öyle bir eziyet içine giriyordu. Şimdi o zaman ben 1963 doğumluyum dedim. O zaman 17 yaşındaydım. Gençliğim gitti. Hayallerim tüm o gençlikteki hayallerim hep böyle hayal kırıklığına uğradım. Defalarca, yani yıllarca rüyalarımda dahi o badireleri, o işkenceleri, o eziyeti ben hep görüyordum, yaşıyordum. Yani artık, yani benim üzerimde büyük bir tramvay bıraktı. Evet, dedik yani 90 süreci yaşadık. 2000 sürecini yaşadık, 2016'da bu FETÖ darbesi, yani sivil itaatsizlik, toplumsal muhalefet, sivil insanlarını sokağa dökerek çok şükür bu darbeyi engellemeyi başardılar. İnşallah Türkiye'de bir daha darbe yapılmayacak ve darbelerin dönemi kapanmıştır inşallah. Çünkü bunları çok yaşadık ve bu süreçlerin mağduruyuz.